Sabah mı oluyor, ne oluyor ya? Ay arkadaşlar, galiba sabah oluyor. Artık uyanmanın vakti geldi. Bakayım. Allah. Pencereden bakayım arkadaşlar ya. Vallahi billahi şuradan bir pencereden bir bakalım arkadaşlar. Ne oluyor ya dışarıda? Şöyle çıkalım abi. Şuradan bakalım. Allah Allah. Orada kim var ya yağmurun yanında? Arkadaşlar bir videoyu beğenin. Herkes de bir kanalımıza abone olsun. Bir dakika, orada bir şeyler oluyor. Yani anlayacağın güzelim, evim var, arabam var, çok güzel param var. Ya Recep, saçmalama, ben senin arkadaşınım, bana neler diyorsun, benim çocuğum var ya. Fark etmez güzelim, senin çocuğun benim çocuğum, istersen ne bileyim evlenebiliriz yani. Arkadaşlar olamaz, Yağmur beni aldatıyor sanırım. Red Pies ailesi, sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, hadi bakalım. Ya Recep, sen iyice ne saçmaladın gerçekten, senden iğreniyorum. Bak canım, sana son kez diyeceğim. Benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Arkadaşlar, vallahi billahi Yağmur beni sanırım aldatıyor. İnanmıyorum Yağmur'a. Allah kahretsin arkadaşlar, inanmıyorum. Bir dakika, ne yapacağım ben? Yağmur'dan nefret ediyorum şu anda. Yağmur beni başkasıyla aldatıyor. Gördünüz arkadaşlar, kapıya geldi adam. Ay delirmiş ya, bu çocuk gerçekten delirmiş. Anneciğim ne oldu? Anlamadım ben. Ya oğlum boş ver sen ya, kafanı yorma, sen çizgi filmine bak. Arkadaşlar olamaz. Yağmur beni ne demek aldatıyor ya? Nasıl aldatabilir beni? Vallahi gece bu evi terk edeceğim. Şuradan pılımı pırtımı toplayayım. Burayı terk edeceğim arkadaşlar. Nefret ediyorum bu evden. Yağmur'dan ayrılacağım. Ondan nefret ediyorum arkadaşlar. O beni aldatamaz yani arkadaşlar. Vallahi yani yeter yani. Şöyle şunları şuraya koyalım arkadaşlar çantamıza. Hayırdır Metin, nereye gidiyorsun? Niye alıyorsun sen, anlamadım ya. Sen bence çok iyi anladın yani Yağmur. Bence çok iyi anlamış olman lazım. Senden artık nefret ediyorum. Senden ayrılacağım. Duydun mu beni? Ay Metin, gerçekten ne demek istediğini anlamıyorum bak senin. Boş versene Yağmur. Şu eşyalarımı alayım da şuradan bir an önce derhal gideyim yani. Artık bitti Yağmur. Hiç kusura bakma valla. Ben burayı terk ediyorum. Arkadaşlar sırt çantamı gördüğünüz gibi taktım. Eşyaların içine koydum. Ya hayatım, gerçekten bir yanlış anlaşılma var. Bak ne yapmak istediğini anlamıyorum. Anlarsın sonra Yağmur. Allah senin belanı vermesin. Beni aldatacak insanım mıyım lan ben, aldatılacak? Arkadaşlar şimdi arabamıza binelim, gidelim şuradan. Metin, yanlış anlaşılma var. Lütfen dur, gitme bir yere. Babacım ne oluyor, anlamadım ki. Kusura bakmayın, bu evde daha fazla duramayacağım. Hoşçakalın. Of ya of, gerçekten böyle olacağını bilmiyordum. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Anneciğim ne oluyor? Allah Allah, nereye gidiyor lan bu birader? Allah Allah, nereye gidiyor lan bu? Yağmur söyle bakayım, nereye gitti bu? Fakir, gerçekten bilmiyorum. Eski bir okul arkadaşım kapının önüne geldi ve benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben ona hayır dedim ama Metin gitti, bizi gördü sanırım. Olamaz, nereye gitti lan bu? Ondan sonra dilenciye bak lan Mahmut. Görüyorsun o lan dilenci, yazık değil mi lan? Çöplere düşmüş, bir de ekmek verek. Anne hele, yazık valla. Anne bakayım da sana bir kere elma ekmek yeter la sana bu. Allah razı olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aradan bir 15-20 gün geçti, 10 gün mü ne geçti hatta. Arkadaşlar yani ben evden ayrıldım, bundan sonra buralarda yaşıyorum. Evsiz kaldım vallahi, ekmekle falan geçiniyoruz böyle. Sizler de bana destek olmak istiyorsanız bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Burası benim çöplüğüm. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi arabamdı. Yani arabam falan da bozuldu, bir şeyler oldu. Gördüğünüz gibi artık çöpte kalıyorum. Var, iğrenç bir hayat yaşıyorum ya, olamaz ya. Neyse birazcık daha uyuyayım bari arkadaşlar. Valla acayip uykum var ya Red Pies ailesi. Şuraya şöyle yatalım arkadaşlar. Ah. Neredesin lan birader? Seni bir bulayım var ya, döveceğim. Ana birader, lan ne arıyorsun burada? Ne oldu lan? Fakir sen mi geldin lan? Ne yapıyorsun oğlum burada? Merhaba kardeşim, valla bir tane sarılayım ya. Birader nerelerdesin sen ya kardeşim? Bir tane öpeyim seni. Muah, biraderim benim be. Kardeşim sorma ya. Buraları düştük. Çöplükleri düştük fakir. Bundan sonra ben Yağmur'dan ayrılıyorum kardeşim. Yağmur benim için bitmiştir. Öyle demeseydin lan birader. Vallahi kardeşim Yağmur'da bir yanlışlık var bak, bilmediğin şeyler var. Vallahi benim için gitti kardeşim o iş. Ben çoktan o işleri geçtim fakir. Artık burası benim evim. O eve bir daha adımımı asmayacağım kardeşim.
Öyle mi lan birader? Yapma lan kardeş. Öyle kardeşim. Bundan sonra da kimse kusura bakmasın. Artık burada yaşayacağım. Hadi kardeşim sen de artık gidebilirsin. Birader gel bizde yaşa kardeşim. Ne olur lan. Yalvarırım lan birader. Gel benim eve gidelim. Öyle mi dersin fakir? Aslında senin eve gitsek iyi olur ya. Vallahi üstüm başım çok pis oldu. Hadi biraderim gidelim canımın içi ya. Gel hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fakir kardeşimin evine geldik vallahi. Fakir kardeşim var ya sana çok teşekkür ederim. Ne kadar teşekkür etsem azdır ya. Beni evinde falan ağırlayacaksın. Önemli değil biraderim, yürü ya yürü. Tamamdır kardeşim vallahi. Şimdi bir kıyafetlerimi falan değiştirsem iyi olur aslında arkadaşlar. Hadi bakalım gel lan, pardon yüzünü kapattım kapıyı. Yağmur göreceksin oğlum, benim olacaksın Yağmur, benim olacaksın, gel buraya. Şunun şu kapısına tıklayalım bakalım, nasıl olsa artık bir sevgilisi yok. Seni çok özlüyorum hayatım benim ya. Neden gittin, neden beni bıraktın? Üzülme anneciğim, babam illaki bir gün geri gelecek. Bir dakika, kapımı çaldı. Kapı çaldı, sen kimsin? Vay oğlum nasılsın, bundan sonra benim yeni oğlumsun. Adın Erze'ydi değil mi? Git lan başımızdan, bizi rahat bırak, bana seni öldürürüm, babama söylerim, git başımızdan. Ulan şu bücüre bak, beni kimse Yağmur'dan ayıramaz. Geberteceğim ulan seni bücür, geberteceğim. Of ya, keşke tekrardan eskisi gibi olsak. Keşke tekrardan evimin erkeği olsa. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda fakirin evindeyim. Kardeşim ben var ya, gideceğim şimdi, şurada bizim biliyorsun Faruk abi var. Faruk abiyle konuşacağım, artık sanayide işe başlayacağım. Araba tamirinde başlayacağım işe. Vay birader güzel. Aynen öyle kardeşim vallahi, çok güzel olacak. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Faruk abinin yanına doğru gidiyoruz, Faruk ustanın. Faruk ustanın yanında otomobil sektörüne gireceğiz arkadaşlar. Faruk abimizin yanında usta olacağız. Faruk abi merhaba. Vay Metin'im benim, hoş gelmişsin lan. Ne yapıyorsun oğlum? İyi Faruk abi ya, birkaç sorun oldu da yeni bir iş arıyordum da, sen de çalışabilir miyim? Tabii ki yeğenim, başımın üstünde yerim var, buyur gel. Tamamdır Faruk abim vallahi. Vay canına, yeni araba bu mu şimdi, bu mu yapılacak? He lan Metin, bunun motorunda arıza varmış, bana tanarı da değişecek. Tamam Faruk abi ben yaparım, hemen şunun altına bir girelim arkadaşlar. Biladerler merhabalar, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda dükkana geldim lan, ne yapıyorsun bilader? İyi kardeşim, gördüğün gibi motor yapıyorum fakir, para kazanacağım, artık yeni bir hayat kardeşim. Ben artık sevgilimle evlenmeyeceğim, bıraktım yani sevgili evlenme muhabbetlerini. İyi de bilader, Arda falan seni özlüyor ya, neyse ben şuraya geçeyim bakayım, hop şuradan şu zıpla, Allah heh tamamdır. Bir tane benzine bakalım, benzine zaman mı geldi Faruk abi? Lan ne yapacaksın benzinini? Boş ver oğlum, ne araban mı var sanki? Demek burada çalışıyorsun ha Metin? Bir gidelim bakalım şuraya. Merhaba usta. Hoş geldin yeğenim, hayırdır inşallah? Burada Metin diye bir adam çalışıyor mu? Onu biraz dövmem gerekiyor da. Kim lan o? Faruk abi, bu adam benim sevgilim, elimden alan adam. Lan kim lan bu? Oraya seni öldüreceğim oğlum. Gel lan buraya, geberteceğim şimdi seni, geberteceğim. Haha bence o kadar emin olma Metin. Seni var ya dayak atarım oğlum, sana eşek sudan gelinceye kadar döverim lan seni. Gel lan buraya şimdi, seni geberteceğim, kaçma. Öldüreceğim lan seni, öldüreceğim. Lan birader sakin ol, sakin ol. Oğlum bırak lan peşimi, bırak deli. Şimdi geberteceğim seni, al bakalım şunu. Git lan başımdan deli git. Birader delirdin mi sen, ne yapıyorsun? Kardeşim ne yapayım? Öldüreceğim o adamı var ya, geberteceğim o adamı. Ah bir yakalayabilseydim o adamı. Neyse ben gidiyorum kardeşim. Of eve gidelim hadi. Tamam be birader sakin ol. Allah Allah, çok sinirlendim arkadaşlar. Of Metin ya, neden gelmedin hala eve? Kaç gün oldu hala gelmedin? Anneciğim ben babama mektup yazacağım. Çok özledim onu, gelmiyor bir türlü. Bu mektubu yazacağım ona, tamam mı? Tamam oğlum yaz. Neyse. Sen de üzülme, merak etme. Babam gelecek buraya tekrardan. Gelecek. Evet oğlum gelecek. Hiç merak etme. Şu mektubu götüreyim de atayım şuradan postaya. İnşallah fakir abim nedir babam. At canım oğlum benim, at. Oh postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, selam veriyor. Merhaba lan çocuk, ne haber? Hadi görüşürük. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Aa fakirin evi. Bura değil mi la? Heh bura. İyi bakalım atayım da şunu, gideyim. Heh selam geldi, postacı geldi, bilmem ne oldu. Şunu atalım bakalım şuraya. Lan ne kadar boş bir iş lan bu. Gideyim şuradan en iyisi. Bilader sana var ya 10 numara kurabiyeler yaptım kardeşim. Var ya bayılacaksın lan. Parmaklarını yiyeceksin. Aa kardeşim istemiyorum. Bırak beni, uyuyacağım. Oğlum parmağını yiyeceksin lan. Buraya bak buraya, vallahi diyorum parmağını yiyeceksin. Kardeşim istemiyorum dedim. Daha ne kadar söyleyeyim fakir, istemiyorum. Vallahi istemiyorum lan.
Lan ne inat ettin, gel buraya. Yok kardeşim, vallahi istemiyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim vallahi Fahim. Gidebilirsin kardeşim. Hadi yürü kardeşim, gidelim de şu hamburgerci dükkanına. Vallahi billahi ben çok sıkıldım. Gidelim birader, gidelim, hadi biraz çalışalım. Kalk kalk. Ulan mektup unuttunuz. Kalk kalk. Allah Allah, mektup onların değil mi? Kalk kalk. Mektupta ne yazıyormuş? Babacım, seni çok özledim. Eve geri dön. Ben oğlun Arda. Kalk kalk. Allah Allah. Gideyim de haber vereyim. Kalk kalk. Kalk kalk kalk. Mektup. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamburger dükkanına geldik. Şimdi kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Birazcık çalışacağız fakirle, değil mi lan? Evet birader, çalışacağız. Hah kardeşim, vallahi var ya kardeşim, kıyafetlerini falan giydim. Hamburgerde 10 numara oldu fakir. Var ya, ben çok beğendim kardeşim. Tamamdır birader. Vallahi kardeşim, ilk de birazcık da biz mi yesek, ne yapsak? Boş ver be fakir. Oğlum boş ver, bak gitmeyelim, baban çok kızar. Hayır anneciğim, ben babamı özledim. Dükkana gideceğim. Hayır oğlum, saçmalama, dur. Dur dedim sana, dur. Aa, kim geldi? Oğlum nasılsın? Babacığım, ben seni çok özledim. Artık dayanamıyorum. Evet hayatım, ben de seni çok özledim. Demek öyle. Beni özlediniz. Canım oğlum benim, ben de seni çok özledim valla. Of ya of, sanırım dayanamayacağım. Yağmur, tekrardan merhaba. Barışalım mı? Gel bir tane sarılayım. Evet hayatım. Bir daha lütfen küsmeyelim. Çok sıkıldım yani. Gerçekten çok üzüldüm. Kaç gündür ağlıyorum. Oley, barıştılar oley. Vay be birader, mutlusun be. Şu kıyafetleri de çıkar arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar, artık gördüğünüz gibi canım ailemle barıştım valla. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Artık videomuzun sonuna geldik. Sağ solda 2 tane 10 numara video var. Hadi bakalım arkadaşlar, tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Daha fazla güzel böyle hikayeli videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın arkadaşlar. Ve buraya kadar izleyenler yorumlara izledik yazsın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Tıkla tıkla sağ sol çekin 2 tane videoya tıklayın. Onlar da muhteşem videolar. Hadi bakalım. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.